Tuana bizle konuştuktan sonra Ferit'in yayınına katılmış anladığım kadarıyla. Sen mesela bu ara başka bir dramanın içinde de mesela. Ben sizin tıkıntılarınızı. Sen bu dramanın böyle öyleymiş gibi mesela susulduğu noktalarına sinirlenmiyor musun? Yani mesela halihazırda muhatapta olduğun bir yayıncının durdurabileceği şeyleri durdurmamasına sinir olmuyor musun? Anlamadım sorunu. Çok ufak olarak bir örnek veriyorum. Yani şöyle biriyle tartışıyorsun sen. Diyor ki önemli değil işte atıyorum bir şey diyor canı sağ olsun diyor. Sonra bir misleading oluyor. Bir anda chatte böyle yalan bir haber oluyor. Senin yorumlarına geliyor falan. Ya sen içinden demiyor musun abi? Yani desene onunla öyle olmadığını. İçinden demiyor musun? Artık, ben söyleyemem bunu. Sen söyle işte demiyor musun? O dönem geride kaldı Tuana. Şu an çok değişti. Algılar yönetiyor bütün Twitch'i, bütün sosyal medyayı. O yüzden işte peki Ferit sen erkek düşmanı mısın? Yani. Ben erkek düşmanı... İşte... ya ben onu demeye çalışıyorum. Bir konuda algı oluşturulduğunu ve cepheleşme olduğunu görünce uyuz olmuyor musun? Ya bu herkesin başına gelen çok bence burada herkes şey. Uyuz ya ama bak zaten. Uyuz olmak farklı. Olayı uyuz oluyorsan bir olaya önce olaya bakarsın. Olayın detayına inersin. Olaya hakim olursun. Sonra olaya yorum yaparsın. Bak açık olayı konuşayım mı? Tamamıyla bilmeden evet, biraz. Ben de çok hızlı sinir olup yorum yapmış olabilirim. Çok detaylı araştırmadığım yerler vardır ama işin özünde savunduğum şeyin arkasındayım. Yani bu daha incelik isteyen bir tartışma gibi geliyor bana. Siz öyle düşünmüyor olabilirsiniz. Şimdi şöyle bir şey var. Sen Çağrı dramasından bahsediyorsun büyük ihtimal. Çağrı dramasında ya örnek mesela örneğin çok güzel bir örnek. Ben mesela o olayda Çağrı'nın BBL'den çıkması olayında ben çok duygusal yaklaştım ve duygusal da hareket ettiğimi düşünüyorum. Agresifliğimin de duygusallıktan olduğunu düşünüyorum. Çünkü Çağrı ile biz eskiden beri dostluğumuzda, arkadaşlığımızda Çağrı'nın bana konuşması biz her zaman birlikteyiz, her zaman yanındayım, destekçinim, sonuna kadar da devam edeceğiz gibi konuşmaydı. Çağrı bir anda bunları hiçe sayıp arkadaşlığımızı da çöpe atarak bir çıkış yaptığı için ben bunu kötülük olarak değerlendirdim ve üzüldüm. Gerçekten kırıldım Çağrı'ya. Ben Çağrı'yı çünkü gerçekten çok seviyordum. Yakın arkadaş olarak da çok seviyordum. O yüzden kırıldığım için böyle bir duygusal olarak konuşmaya başladım. Ama ben çıkıp da bu şekilde konuşmadım. Sadece ben o anki duygularımı söyledim. Duygularımla hareket ettim. Algı da yönetebilirdim. Ki Çağrı bence çok güzel algı yönetti. Helal olsun. Harbiden yayıncı olmuş. Çok güzel mazlumu oynadı. Devamını da getirdi. Ama bunu geçti. Ya, diyorum zaten. Algılar yönetiyor şu anda. Bütün sosyal medyayı yani. Artık umurumda değil yani. Çağrı kesinlikle bak kesinlikle bu sene en iyi yayıncıyı hak eden yayıncılar arasında. Kesinlikle yaptığı üreyle yayın olsun, içerikler olsun. Mükemmel. Bence yayıncılık personası da mükemmel. Ama insanlığını kimse bilemez. Onu demek istemeye çalıştım. Yani benim Çağrı ile olan özel arkadaşlığımı izleyicileri nereden bilebilir? Bana Çağrı'nın dedikleri veya benim ona dediklerimi. Ben orada onu kastettim. İnsanlar yayıncı olabilir ama iyi insan olmak zorunda değil derken. Ya ben tabii ki bu arada seni özel bir konuyla alakalı... Ben hani, burada mıydım bu sırada? Yorum yapmak için açmadım. Oğlum ben buraları hatırlamıyorum nedense. Ben de buralar yok. AFK mıydım o sırada acaba? Ben bir yandan LOL oynuyordum. Yayın benim olmayınca. Yani algı yönetiyor dedin ya. Her hikayenin iki tarafı vardır. Biri kendinden bir bahseder, anlatır. Diğeri de ona da cevap hakkı doğar. O da kendini anlatır. Bir anlaşmaya varılır. Zaten bu sizin aranızdaki özel bir arkadaşlık konusu. O zaten, da benim değerlendirdiğim insan çektiğini beğendim. Ben de uzatmadım. Kesinlikle bir yerde buluşuruz, konuşuruz, araşırız. İlla ki bu tarz sorunlar çözülür. Ya çözülmezse ama bir oluşan bir yani algı oluyor ve o hissi senin chatinde de senin gününe de her şeyine bir şeyine yansıyor ve bir kabız hissi yaratıyor ya. Bunu yarattığını bilerek insanlarla tartışmasak diyorum ben. Yani yoksa ben Sude Belkıs'ın her fikirleri konusunda arkasından bir şey söyleme amacıyla atılmış değil. Üstü bu doğru bulmadım. Ya. Ben hiç bağlamadım kendi özelimde ikisini. Çok ayrı konu. Benim bu arada son 3 aydır neredeyse bütün belam sikiliyor. Twitter'da bütün algılar oynanıyor benim üzerime karşı ama pek sikimde değil her zaman olduğu gibi. O yüzden ikisi çok ayrı konu yani. Böyle bireysel sana bir kötülük mü yaptım yani? Bireyselden... Ha, burası yok bende. Aynı noktada değiliz diye düşündüm bir noktada. Sizin kariyer hedefiniz başka hedefleriniz olabilir. Benim başka hedeflerim olabilir. Ama arkadaşlık zaten böyle bir şey değil yani. Birbirimizin aynı yani arkadaşlık dediği şey illa ticari bir aramızda bir şey olmasına gerek yok ki yani. Aynen. Görüştüğümüz arkadaşlarımızla hepimiz aynı çatı altında değiliz ki. Yıllardır Jahrein arkadaşsın mesela. Aynı BBL özelinde misiniz yani? Hayır. İkinizin de farklı ekipleri, farklı şeyleri var. Ama en ufak bir şeyde birbirinizi desteklediniz. Arkadaşsınız. Güzel bir arkadaşlığınız var günün sonunda. Ya ben başka bir dramaya atlıyorum şu an ya. Gerçekten yeter işte ya. Ben buna katılmıyorum abi. Maalesef buna katılmıyorum yani. Abi neye katılmıyor tam olarak ben onu anlamadım yani. Ya. Babacığım sen çıkarken diyorsun ki... Soru yok mu bu ızdırabın? Allah'ım. Hayır şu an bunu dinlemem lazım. Cidden merak ediyorum. Harbiden merak ediyorum. Ciddi manada merak ediyorum. Çünkü benim de anlamadığım, bilmediğim bir konu gerçekten. Belki yayın bile açmayabilirim. Başka bir yola evrilebilirim. Arkamda böyle bir güç olsun istemiyorum şu anda. Bir bakalım tek başıma ne yapıyorum diye çıktın. Bir hafta sonra içerik spamlemeye başladın. Biz senin elini kolunu mu bağlıyorduk? Biz sana bir şey mi yapıyorduk? Şunu yapamazsın mı diyorduk? Ben anlamadım. Gerçekten anlamadım. Çıktıktan sonra da bir tek kelime yazmadı ya. Ben sadece gittim doğum gününü kutladım yani. Biz mi yazacaktık ona? Çıkan giden o. Madem arkadaşlığımızı devam ettirmek istiyor. Madem arkadaşlık hukukumuza güveniyor. Seviyor beni bu kadar. Gerçekten anlam veremiyorum ya insanlara. Bir hale doğru git. Bu söyledikleri çok yanlış değil ya. Yani çıkmıyor aslında. Çıkamaz zaten de. Ama şey de diyorlar, çıkabilirler. Hani sözleşmemi feshedeceğim diyenin karşısında da hiç durmadık diyorlar da, neyse sözleşme bitmiş. O da yenilememiş. Olay bu. Çağrı'yı da dinleyeceğim canım. Sözleşmeyi yenilememiş. Sonra biz hala arkadaşız demiş. Ortamdan kendini geri çekmiş. Ama Ferit de diyor ki ondan sonrasında bir daha yazmadı. Sonra da bir tek ben onun doğum gününü kutladım. Demek ki arkadaş değilmişiz diyor. Ferit'in bu söylediği haksız mı? Haksızsa niye haksız? Burada haksız diyen çok insan gördüm de neden mesela haksız diyorsunuz buna? Yani iyi bir şekilde uğurladın, daha önce beraber çalıştığın birisi ve abi hala arkadaşız, hani herhangi bir şey yok, sadece iş konusunda farklı yollara gitmek istiyoruz diyen birisinden aynı arkadaşlığı devam ettirmesini beklemez misiniz? Yayında sürekli laf sokuyorlardı abi. Ferit de sana yazmıyor hiç mesela, yazmıyor. Ama biz yani canciğer kuzu sarması izlemiyoruz mesela. Ben değilim Ferit'te canciğer kuzu sarması. Ferit'le kadim dostluğumuz var ama yani ayda bir görüşüyor musun dese vallahi görüşmüyorum yani. Yani karşılıklı minnet ve karşılıklı bitmeyecek olan saygı ayrı bir şey. Arkadaş olmak ayrı bir şey. Arkadaşlıkta arkadaş olman için mesai yapman lazım. Bu bir mesaidir arkadaşlar. Mesai yapmazsan ilişki olmaz yani. Bu hani sırf karşı cinste yaşadığın ilişkide değil, hem cinsinle yaşadığın arkadaşlığında da böyledir. Mesai yoksa arkadaşlığın yoktur. Bu kadar basit. Benim Ferit'le mesaim yok. Bu kadar basit. O yüzden yani arkadaş değiliz ama bir kadim bir dostluğumuz var mı? Tabii ki var yani. Gidiyor. Beni içine çekemeyeceksiniz. Çekemezsiniz. Yo. Çağrı çok yanlış şu anda. Kemal'i sen ünlü ettin. Kemal seni soruyor mu abi? Ben kimse hakkında böyle bir iddiam yok ünlü ettim diye, ama hasbelkader faydamız dokunmuş mudur? Dokunmuştur tabii ki. Kemal beni hiç arayıp sormaz. Yeni drama unlocked. Ben Çağrı'nın odaya giremiyorum bu arada, Discord odasına arkadaşlar. Yani ne yetkim var ne bir şeyim var. Giremiyorum. Girmeye çalıştım. Çağrı'nın konuşmaları... Ben Çağrı'yı hiçbir şeye çekmeye çalışmıyorum. Neyse onu anlatıyorum. Hissettiklerimi söylüyorum. Açık açıkta konuşuyorum yani. Ay yetkim yok abi. Kilit yargıç odası. Giremiyorum. Sadece... Abi kötülüğünü istemek değil ki olay. Ne oluyor? Abi ben bir şey olsa da Allah geldi. Ne oluyor lan? Bin mi? TL göndermiş. Eyvallah. TL. Çok at geldi lan ekrana. Ben sap sandım. Reklam sandım. Ben de reklam sandım. Yazıyor ya. Gitti galiba muhabbet. Giremiyorum Discord'a. Ne dedi bilmiyorum. Atarsanız ben de. O ağır sallıyor muhabbetine klip alsanız bir atsanız da. Ben canımı sıkmıyorum abi şu anda. Ya ben zamanında canımı sık, açıkçası şok oldum. Hayal kırıklığına uğradım. Çağrı'nın bu şekilde BBL'den çıkışına. Bir arkadaşımı, yakın bir arkadaşımı, çok sevdiğim yakın bir arkadaşımı kaybettiğim için çok üzüldüm. Aysu da şahit burada. Kemal de şahit. Zamanında sıktım canımı. O yüzden şu an artık sıkmıyorum. Umurumda da değil. Her şeyi de konuşurum yani. Hiç de problem değil. Kötülüğümü gördüm muhabbetine de tabii ki bana Çağrı kötülük yapmadı. Ama en büyük kötülüğü son anda yaptı zaten. Yani, ne yavraklı bir adam ya. Ya ben şunu anlıyorum. Ferit'in anlatmak, Kemal'i sen ünlü etmedin diyen varsa bu ne? Öşen tanıyor musun be? Ben de Hamid'in oğluyum. Sen beni tanıyor musun? Tabii oğlum tanıyorum. Neyse konumuz bu değil. Arkadaşlarımdan birini kaybettim ya. Bu yüzden ben. Durup dururken hiçbir şey yokken bize bunun önden hani diyor. Hayır benim anladığım şey şu. Ya business. Haklı veya haksız bir kenara. Ferit şunu da diyor benim anladığım kadarıyla. Abi bizimle çalışmak zorunda değil. İş olarak farklı şeyler yapabilir. farklı bir yolda ilerleyebilir. Ama benim var olduğunu zannettiğim arkadaşlığımız yokmuş. Ben bunu anladım. Bu da beni üzdü diyor. Doğru mu anladım? Ben bunu anladım. Yok. Arkadaşlar benim Türkçem çok iyidir ya. Ben doğru anladığımı düşünüyorum. Benim Türkçem vallahi çok iyidir. 7-24 gittikten sonra laf sokan da Ferit ama. O kısmını bilmiyorum. O kısmını Çağrı anlatacak herhalde. Onu da dinleyeceğim. Dur. Ferit ortağımız gibi görüyorduk. Biri ne? Biri Doge binsin, biri Porsche binsin. Çağrı da Tucson'a binsin. Aynen ortağımız Kanzi. Yani ortağımız derken kazandığı paranın %40'ına çöküyor. O manada ortağımız. Ortaklık karşılıklı olur moruk. Tek taraflı ortaklık mı olur amına koyayım? Neyse devam ediyorum. Anlaşamayabiliriz, ticari de anlaşabiliriz. Aynı yolda yürümüyor olabiliriz. E sen öyle demiyordun abi, aynı yolda yürüyoruz. Ne oldu da bir anda yollar değişti? Hiçbir problem yoktu. Her sorunda kendinle alakalı, başka yayıncılarla olan dramalarınla alakalı her sorunda beni arıyordun. Ben sana yardımcı oluyordum bu konularda. Ne oldu abi? Bu sefer niye aramadın? Ya bu arkadaş, yani sözüm şu sadece arkadaşlar. Kendisi şey gibi davranıyor ya. Ya ben BBL'den çıktım ama arkadaşım sen kardeşimsin falan dedi ya önceki kliplerde de. Yani nasıl bir şey bekliyordu? Ben ona yazmaya devam mı edecektim? Ya Çağrı abi ne olur buluşalım ya. BBL'den çıktın ama arkadaş kalmaya devam. Baba sen yazmadın sen. Çıkan giden sensin. Bir tek kelime yazmadın. Ben hep adım attım sana. Doğum gününü kutladım. Buz gibi cevapla doğum günü kutlamaya teşekkür ettin yani. Adam kendi yoluna gitmek istemiş olamaz mı? Emincim tabii ki olabilir. Ama bunun bir yolu. Ferit bana bu kadar mesaj atmadı ya. Kıskandım Çağrı'yı. Adabı vardır değil mi? O zaman kendi yoluna gitmek istiyorsa eğer bizle öyle konuşmayacak. Ya ben sizin her zaman yanınızdayım. Her zaman full destek. En kötü anınızda, en iyi anınızda da yanınızdayım diye konuşmayacak. Kendine müzisyenden Jahreine önemli sözler acil. Senin yüzünü göstermeyeceğim çocuk. Bence kendine müzisyenin yüzünün görünmemesi lazım. Bir gizlilik olması lazım. Ne bir yorum okudum ne de bir durum derdi yasakladım bugün. Kaç abone olmuş inanamazsın onları hesapladım bugün. Twitch Prime ile tam 2300 küsürlerde bir şeyler. Twitch Prime ile tam 2000'lerde bir şeyler. Ben Jahrei'nin büyük abonesi olabilirim. Ben yayın seni sevebilirim. Ben korporu evliliğin fuzyonu Ferit'i bilmem ama Jahrein ilki gözüm kapalı izleyebilirim. Oh, ben... O zamanlar based'miş. Kemal'im o zamanlar based'miş. Ve bunu bir anda abi ben çıkıyorum psikolojim çok bozuk. Belki yayın bile açmayabilirim. Arkamda bir güç olsun istemiyorum. Dedikten sonra bilmiyorum bir hafta ya, sonra içerik spamlayıp bize tek bir kelime bile yazmıyorsa o zaman kusura bakmayın bu kötülüktür arkadaşlar. Ben bunda bir kötülük ararım yani. Ben duygusal adamım abi. Darılırım, gücenirim, laf sokmaya çalışırım. Kusura bakmayın. Sivrim dillidir. Sivrim dillidir. Çıkarcı ve paragöz bir insansın. Kötülüğü önce kendinde ara. Ben mi çıkarcı ve paragözüm bro? Pekala. Nedenlerini de sayarsan argümanlarla, örneklere. Ben çıkarcı ve paragözmüşüm. İçerik spamlaması sizin niye zorunuza gidiyor ki abi? Arkadaşlıklar birbirinin iyiliğini düşünmek için kurulma. Dostum arkadaşlık falan kalmamış. Ne arkadaşlığı? Arkadaşlığı bozuk değil. Tabii ki içerik spamlasın. Onda hiç sıkıntı yok. Ama kendi diyor ya arkadaşlığımız günün sonunda bozulmasaydı keşke. Çok üzüldüm vesaire diyor ya. Abi bunu bozan sensin zaten. Yazmayan sensin. Ya gerçekten bak tam olarak bundan bahsediyorum arkadaşlar. Bir sikimden haberiniz yok. Bir sikim bilmiyorsunuz. Tamamen algılara manipüle olup duruyorsunuz. Ya fanatik olmayın şu yayıncılara. Fanatik olmayın ya. O yüzden diyorum gerçekten abi iyi bir yayıncı zaten. Ben de kabul ediyorum. Çağrı'nın iyi bir yayıncı oldu. Lan Çağrı'yı ben BBL'e aldığımda 500 izleniyordu maksimum amına koyayım. Ne taşak mı geçiyorsunuz? Oo bunu dediğin anda bunu işte hiçbir zaman diyemezsin abi. Bunu dediğin anda kaybettin. Abi Türk milleti böyle şeylere çok takıyor. Türk milleti böyle şeylere çok takıyor. Buradan Türk milleti 2-3 comeback'i var. Ben söyleyeyim. Biliyorum çünkü yıllardır bu işin içindeyim. Bir, o zaman 500 izleniyordu. Şimdi senin 2 katın izleniyor. Ardım bir anda amına kodumun Ferit'i. Birinci maymun bu. İkinci maymun. 500'dü işte, sen destek attın diye mi şimdi bugün böyle oldu? Hak ediyor da bugün bu kadar izleniyor amına kodumun Ferit'i. 3. Şimdi hava mı atıyorsun? Adamı sen mi boostladığını söylüyorsun? Alakası bile yok. Çağrı'yı ben random ana sayfadan gördüm amına kodumun Ferit'i. Bunun dışında başka hiçbir tepki alamazsın. Ya sen adamı her ekip yayında laf soka soka örseleyeceksin, sonra da doğum gününü kutladım da soğuk cevap verdi diyorsun. Ayıp be. Ekip yayını dediğiniz ayrıldıktan sonra mı? Ya bu o ne? Ayrıldıktan sonra ekip yayını mı yaptılar? Ben bununla geldim. Bununla giderim lan, aceleyim. Düzgün adam kardeşim, ben onu yıllarla tanıyorum. Bir klip atın, merak edip. Aralarındaki yaşanan olaylar aralarında kalmayı da küslükse küslük, işten ayrıldıysa ayrıldı. Ancak bu olayları bizlerin gözünün önüne getiren Ferit ve Kemal. Daha sonra Ferit'in egosu yok biz getirdik, yok çıktıktan sonra içerik spamladı falan. Bu tabii ki de haset değil de bunlar söylenemeyecek şeyler. Bir ikincisi bu bir. Dünkü olaydan sonra Twitter'da DC'ye giremiyorum. He? Ancak Çağrı'nın dünkü yayının sponsorunu beğendim bu arada. Ha. Ya Çağrı'nın iyi içerik yaptığını bilmesem, Çağrı'nın iyi bir yayıncı olduğunu bilmesem niye BBL'i alayım amına koyayım? Ne anlatıyorsunuz baba siz? 2 günlük Twitch izleyicisiniz. Gelmişsiniz ahkam kesiyorsunuz. Ne beni tanıyorsunuz ne Çağrı'yı tanıyorsunuz ya. Oğlum taştık şak mı geçiyorsun? Aa, gerçekten yeter ya. Kemal'in sinirlenerek o tarz laflar söylemesi de tamamen duygusallığından, aslında benimle aynı şey yani. Ben de katılmıyorum Kemal'in bazı söylemlerine ama o da duygusal, psikolojik olarak da kötü bir dönemdeydi belki de. Ve o duygusallığa girip öyle şeyler söyledi. Oğlum sakin ol lan. Abi seni senelerdir izlerim, çok da severim. İkinize de çok iyi insansın ama Çağrı'ya da yazdım, sana da yazacağım. Algı bunlar boş iş ama hiç kusura bakma. Drama yokken 1-2K izleniyorsun. Drama olunca bir anda 12K'ya çıktım. Bu senin de hoşuna gidiyor. 1-2K izleniyorum drama yokken. Okey yazıcım. Drama olunca 12K'ya çıktım. Tamam. Geçen bunu bana da yazmışlar. Drama olmasa 3K izleniyor diye. O sırada sabah 6'da FRP oynarken 8K izlenen ben amına koyup. Senin de hoşuna gidiyor. Amına koyayım. Ne? Aynı mallar arkadaşlar. Ya bunlar böyle şey gibi takılıyor. Az önce chatten de birisi yazdı. Ne 500 amına koyayım, sen yokken hype işte 7000 izleniyordu falan. Böyle muhasebecileri var bu işlerin. Yani bakın yine Ferit haklı veya haksız demiyorum ama Ferit herhalde adamı BBL'e alırken ortalama kaç izlendiğine bir bakmıştır diye düşünüyorum yani. Hani orada kraldan çok kralcı olmanın pek bir anlamı yok ya. Herhalde bir bakmıştır ya. Herhalde bir bu adam kaç izleniyor diye bir bakmıştır yani. Kar zarar nasıl yaparız falan diye. Belkıs TV 1 milyon izleniyor. Ne? Ulan... Arkadaşlar en son böyle bir yayın ne zaman yaptım ben? Chat siz söylesenize ya. Ben en son nasıl böyle yayında çıkıp da böyle dan konuştum? Ne anlatıyorsun oğlum sen ya? Yazık, gerçekten yazık ya. Ben ne anlatıyorum ki amına koyayım? Tamam abi, ben kapatıyorum yayını. İzleyicisini de sikeyim amına koyayım ya. 15K 20K olmasın abi. İzlenmeyin. Ben ilk defa görüyorum bu sayıları. Şimdi heyecan yaparım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Rahatsız ettiğim için de kusura bakmayın. Gidin abi, anlatsın masalları size. İyi geceler. Gökdene var yarram. Gökdene var yarram var diye kapanması real mi peki? Tamam, devam. Bunun üstüne Kegro ne demiş? Beni mi bu değil mi bundan sonra gelen bu ha? Konuşuyorlar. Bunlar yüzünden bıraktı. Ödül mevzusunu mu konuşuyorlar? Ben anlayamadım şu anda. Ne mevzu ne? Yo Alp'la küs değilim. Sana da laf attı Ferit. Ne dedi? Mazlumu oynadın dedi. Ne alakası var abi mazlumu oynadı falan. Hiç benim tarzım falan değildir mazlumu oynamak falan. Mazlum haline mi getireyim size, onu mu istiyorsunuz? Ha? O mu olsun yani en sonunda? Ne oluyor lan? Adam direkt yarrağını çekmiş, kılıç çekmiş vuruk. Ya bir siktir git amına koyayım. Belli bir hukukumuza dayanarak yapılan terbiyesizliği es geçtik. Eyvallah dedik bir noktada. O da arkadaşlık ve belli eski hukukumuza dayanarak yapıldı yani, bu anladın mı? Öyle mazlum falan oynamam ben ha. Bu konunun da benimle bir alakası yok abi. Ya saçma sapan ödül draması abi. Yok o bir şey demiş. Sude Belkıs galiba bir açıklama yapmış. Twitch'te siz ne yapıyorsunuz ki diye. Ne yapıyoruz abi Twitch'te işte? Böyle takılıyoruz, eğleniyoruz yani, anladın mı? Herkesin kendi belli bir alanı var ve onu yapıyoruz yani. Ne gerek var yani? Sinirlenmedim abi, sinirlenmedim ya. Zaten konunun benimle alakası bir konu değil ki. Aralarında tartışmadılar mı abi? Swaggy ile Sude Belkıs zaten ara ara Twitter'dan falan böyle yazışıyorlardı. Birbirlerine böyle bir laf çarpmışları vardı. Tweet üzerinden konuşuyorlardı. Zaten eskiden de vardı bu. Bu ödül töreni mevzusunda da böyle bir şey çıktı aralarında. Ben iki tarafın ne dediğine dair yayınlarını bile izlemedim yani, anladın mı? Ya belki yayında bir makara yaptı. O taraf alındı. Bilemeyiz yani. Ya izlemeden bir şey diyecek bir şey yok abi. Zaten konunun benimle alakası yok ama yani burada ekstra bana sıçramasına gerektirecek bir durum da yok yani. Bir de niye her konu bana bağlanıyor? Onu da anlamış değilim yani şu an. Peki Çağrı dramada kaç izlenir, dramasız kaç izlenir? Keser döner, sap döner, gün gelir hesap döner. Zamanında aynı olayları kendileri yapmış insanlar bugün aynı olayları kendine yapınca kırılıyorlar. Biz yıllardır olduğu gibi Jago'dan devam. Anlamadım. O ne? 2, 3, 9, 30 acil. O ne lan? Ferit eskiden bunu demese haklıydı. Abi takip edemiyorum. Doge at. Senin ben anladın sikeyim. Bu şeyin arkasındayım yani. Bu daha incelik isteyen bir tartışma gibi geliyor bana. Bir soru sordum bana. Ben bir cevaplayayım mı? Tabii ki. Şimdi şöyle bir şey var. Sen Çağrı dramasından bahsediyorsun büyük ihtimal. Çağrı dramasında... Dostum Çağrı draması diye bir şey yok birincisi. Bak bunu net alalım. Çağrı drama... Dostum mu? diye bir şey yok. Sizler bir şeyler söylediniz. Ben de bunu aramızda çözebileceğimize inandığım konuların üstünü kapattım. Tamam. Bir drama değil yani bu. Anladın mı? İzleyicinin yazdığı şeylere cevap verirsek hepimiz oturduğumuz yerden aramızdaki bağlantıyı da iletişimi de zaten bitiririz, kopartırız yani. Bu noktaya gider. Çünkü izleyici bir noktada gaz verebilir. Anladın? Yani chat'te yazarlar abi senin hakkında bu bunu diyor, böyle dedi, bilmem ne dedi. Zaten bizim aramızdaki konudur yani buradaki mevzu. Sen izleyicinin gazıyla bir hareket edersen ağzından çıktığın lafının esiri olursun yani. Bu yayını benden daha iyi biliyorsun. Daha eskisin. Buradaki isimler benden daha eski isimler. Bunlar daha farkındalar yani bu olayın. Çağrı draması diye bir şey. 2.39.0 bakayım. Abi sen 8... Beş ay önceden bu. Dede bileyim ne diyeyim? Abi. Göbek yapmış yalnız ha. Yapışmış. Ebo, maşallah ha, bir çakmak lazım. Çakmak yok. O siktir şimdi. O siktir. Ebo, o siktir. He? Benim yıldızımı kapatıyor. Kaç kaldı? Oğlum hala duruyor mu bu da poşetin içinde? Parçalanmış kaç tane? Kaç tane var? Çok seviyorum. Ya bu çocuk evdeki Rauf mu bu? Anne Rauf istiyorum oğlum, evde Rauf var ya amına koyayım. Hadi be. Eyvallah Enkof Cat, teşekkür ederim. Ama vardır yani samimi başka insanlarda illaki. Bir tane bıçakla Murat'ım. Bu da evdeki Fırat Sobutay gibi olmuş. Bir tane bıçakla Murat'ım. Ya yeter artık, memelerini avuçlama Jahrein. Ebo yeter amına koyayım, rahatsız oldum ya. Orada bir sola bir baksana. Abi herkes abi benim arkamda ya. Ha? Herkes niye ayakta, ben de kalkıyorum. Oğlum yorulduk. Benim ağrıda. Biliyorum onu hocam, biliyorum. Şuna bak, şuna bak. Kanka ne yapayım amına koyayım? Büyüğüm oğlum. Ne yapayım büyüğüm ya. Nerede söyleyecek? Aha! Yakaladım. Eren bir 5 tane versene. Sen bir daha açacaksın ya. Bak ben o zaman orada ben senin yanındayım. Ne zaman Çağrı'ya laf sokacak? Ben bir daha eve çağrılmak istiyorum bu arada. Nerede abi? Ferit Karakaya'nın yapıldı. Havali olacak. Çağrı olduğunda çağrılıyım artık ben. Ben kapının önünden döndüm. Neredesin? Sana çağrılıyım artık. 2.19.27. Bana çağrılı mısın? Aa! Vallahi tam diyordu ha. Çağrılı bir şey. Bak ben o zaman orada ben senin yanındaydım. Sen benimle full dalga geçtin. Ben bir dahaki eve çağrılmak istiyorum bu arada. Ferit Karakaya'nın Kırkal yapımda. Ne havalı olacak? Kera olduğunda çağrılıyım artık ben. Ben kapının önünden döndüm. Neredesin? Sana çağrılıyım artık. Bana çağrılı mısın? Yani bir daha çağrılıyım. Bak. Bu muydu ya? Oğlum bu muydu? Oğlum siz şaka mısınız? Bu muydu? Abi başka var mı bu Çağrı'yı zorbalıyorlar dediğiniz? Cidden merak ediyorum. Abi bu da var senin ben ananı sik. Var mı? Sikeceğim ya. Ödüllerinin kazananı. Okay. Okay. Oh yeah. Oh! Abi bu muydu cidden? Harbiden bu muydu ya? Ya bu muydu cidden zorbalama dedikleri? Oğlum adam ekipten ayrılmış. Devamlı sağda solda işte Çağrı ile aranız nasıl, Çağrı BBL'den ayrıldı, cart çürt falan diye muhabbetler döndüğü için o da bir daha Çağrı demeyin bana hı hı diye espri yapıyor. Bu muydu yani? Var mı başka? Parayı cebine koysan oğlum. Ya başka espri kalmadı. Espri değil bu. Şaka defterine yaz sen de Çağrı gibi. Bu bir acı. Çağrı ve şaka defteri. Çağrı deyince ortam bir gerildi falan. Gerildi. Şu taraf bir sessizleşti. Ben yeni geldim ya şakaları anlamıyorum zaten. Tamam aynen yavaş. Söylemiş ya. Al, ya sen de bunu bir şekilde anlatıyorsun ya. Başka espri kalmadı. Espri değil bu. Şaka defterine yaz sen de Çağrı gibi. Bu bir acı. Çağrı ve şaka defteri. Çağrı deyince ortam bir gerildi falan. Gerildi. Şu taraf bir sessizleşti. Ben yeni geldim ya şakaları anlamıyorum. Tamam. Kanal açacağım Twitch'te dedi. Beraber yayın yaparız dedi. Onun kanalı... Ya senin ananı sikeceğim. Gel buraya. Siktir git. Ne kadar komik. Seni de yok ettim moruk. Çıkın oradan. Evet. Başka var mı? Başka var mı? Neredesin? Cahfazi. Siktir git. Başka var mı? Başka var mı? Zorluğunuzu çekiyorum, sikildiğinizi çekiyorum. Sizinle... Buna güldüğüm için anlamadım. Neyse. Okey. şey yok yani. Durup dururken niye çağırdıraması olsun? Herhangi mesela, bir şey olabilir. Evet, örneğin çok güzel bir örnek. Ben mesela o olayda, Çağrı'nın BBL'den çıkması olayında ben çok duygusal yaklaştım ve duygusal da hareket ettiğimi düşünüyorum. Agresifliğimin de duygusallıktan olduğunu düşünüyorum. Çünkü Çağrı ile biz... Tam olarak ben de bu agresifliğin duygusallıktan olduğunu düşündüğüm için zaten duygusal insanlarız günün sonunda. Ne kadar ekran karşısında nasıl görünürsek görünelim. Bunu bildiğim için zaten böyle bir drama olmadı yani. Onu demek istiyorum, anladın? Biz eskiden beri dostluğumuzda, arkadaşlığımızda Çağrı'nın bana konuşması her zaman birlikteyiz, her zaman yanındayım, destekçinim, sonuna kadar da devam edeceğiz gibi konuşmaydı. Çağrı bir anda bunları hiçe sayıp arkadaşlığımızı da çöpe atarak bir... Niye arkadaşımız çöpe atıldı abi? Neden arkadaşımız çöpe atıldı? Yani ticaret mi tutuyordu bizim arkadaşımızı? Ticaret yapmak mı zorundayız amına koyayım arkadaşımızın devam etmesi için? Evet, her dakika ben kendimi olabildiğim kadar vermeye çalıştım kendimden, bu kadar. Ve bunun karşılığında sen bana bu kadar ver, ben sana bu kadar da kendimden vereyim, sen bana kendinden bu kadar ver demedim yani. Onlar da böyle bir şey demedi. Aramızda böyle bir, bunun bir hesap kitabı da yoktu. Ben bu şekilde bir karar vermiş olabilirim. Ayrıldı da değil bu arada. Sözleşmem bitti. Bir süre kendimi bakmak istedim, önüme bakmak istedim. Çünkü burada yeni yeşillenmeye başladım. Bir ekibim var ve bu tarafa birazcık ilgilenmek istedim. Ama Ferit orada diyor ki, abi diyor sen gittin diyor, bir daha bize ne yazdın ne sordun diyor. Ben sana yazdım dönmedin diyor. Bence Çağrı burada böyle diyeceğine şunu desin. Arkadaşımız zaten sallantıdaydı. Ticaretimiz de bitince bitti arkadaşlığımız de, doğruyu söyle abi. Niye şimdi böyle diyor? Zaten ticaretin ortadan kalkacağı belli ki yani. O ayrıldığında zaten o belli. Belli. Bu konuda bir soru sorgu yok ki abi. Abi bu konuda bir sorgu yok ki. Bu konuda kafada bir soru işareti yok. Sen ayrıldığın zaman BBL'den ticaret zaten bitmiş oluyor. Neye eksi bir diyorsunuz anlamıyorum arkadaşlar. Neye eksi bir diyorsunuz şu anda? BBL'den çıktıktan sonra kaç kere Kemal'le video çekildi ama onlar da çekilmezdi öyle bir şey olsaydı. Kemal'le Çağrı'nın kanalına mı video çekildi? Devamı dinleyeceğim tabii ki arkadaşlar. Ben her tarafı dinliyorum. Orkun'un kanalda. Kanal Orkun'un olduğu için haberim yok. Sosyal medyanın en yavan insanı ya Orkun Işıttık. Yani şimdi hiç izleyemiyorum. Kaldıramıyorum abi. 32. saniyede uyumaya başlıyorum. Ya da acı biber yiyeceksin. Başka yolu yok. Kendi ekibime yol göstermek istedim. Kendi ekibimin sponsorluk ilişkilerini güçlendirmek istedim. Kendim sponsorluk bağlantıları kurmak istedim. Anlatabiliyor muyum? Bu sadece tek başıma verdiğim bir karar değil yani. Sizi de çok severken, ekibimi de ekstra sevdiğim için. Dedim ki ben bir de böyle denemek istiyorum. Bir de buraya bakmak istiyorum. Benim bu şirkette ortak gibiydi ama ortak falan değildim yani sonuçta. Anlatabiliyor muyum? Ben olayı, yine kendimden... Ortak olayı palavra. Ha onu ne manada demiş olabilir? Maksimum karar alırken BBL adına Çağrı'nın da sözünü dinliyorduk. Ama maksimum o yani ortaksan... O zaman BBL'in kazancından adama pay verseydin adamdan pay almak yerine. Öyle bir ortaklık yöntemi yok yani. Öyle bir ortaklık yok. Verirdim yine. Duygusal bir ortaklık mı yani? Kendimden verip yine beni çağırdığınız bir yere, benim size destek olabileceğim bir yere zaten gelirdim de geldim de. Anladın mı? Bunu ekstra böyle dramaymış gibi ekstra. Chat bugün AI yok ya. Konuyu beraber konuşup tartışalım. AI yapmayın bugün. Yansıtıp ısrarla böyle yani bu işi tekrar kazımanın bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. En azından eski hukukumuza bir saygısızlık yapmak istemediğim için de böyle bir açıklama yaptım. Mazluma yattım değil yani. Anlatabiliyor muyum? Oğlum ben cidden fikrinizi merak ediyorum. Yani çünkü aranızda konuya, lora, benden daha hakim olan insanlar var. Yazın yani. Benim fikrimi eleştirin. Buradaki olayı yazın. Hype'la ilgili yazın. Vıtıcın'la ilgili yazın. Yazın okuyorum yani. Ama -1 +1 yazmıyor. Bu sikime yaramıyor yani. Tutabiliyor muyum? Çıkış yaptığı için ben bunu kötülük olarak değerlendirdim ve üzüldüm. Bu kötülük olarak niye değerlendirdin abi? Ben sana bireysel kötülük yapabilecek bir insan mıyım? Böyle bireysel sana bir kötülük mü yaptım yani? Aynı noktada değiliz diye düşündüm bir noktada. Sizin kariyer hedefiniz başka hedefleriniz olabilir. Benim başka hedeflerim olabilir. Ama arkadaşlık zaten böyle bir şey değildir ki yani. Birbirimizin yani arkadaşlık dediğin şey illa ticari bir aramızda bir şey olmasına gerek yok yani. Görüştüğümüz arkadaşlarımızla hepimiz aynı çatı altında değiliz ki. Yıllardır Jahrein'in arkadaşsın mesela. Aynı BBL özelinde misiniz yani? Hayır. İkinizin de farklı ekipleri, farklı şeyleri var. Ama en ufak bir şeyde birbirinizi desteklediniz. Arkadaşsınız. Güzel bir arkadaşlığınız var günün sonunda. İşte ben buna katılmıyorum abi. Maalesef buna katılmıyorum yani. Anlatabiliyor muyum? Ben kimseye herhangi bir kötülük yaptığımı düşünmüyorum. Hiçbir şekilde benimle iletişim kurulmadan, hiçbir şekilde benimle telefonlaşılmadan bile sürekli toplanıp küçük küçük göndermeler, küçük küçük laf sokmalar, bunları ben anlayamayacak kadar gerizekalı bir adam mıyım? Bunları anlayamayacak kadar aptal bir adam mıyım? Anlıyorum. Cevap veremeyecek kadar yetersiz bir adam mıyım? Cevap hayır. Anlatabiliyor muyum? Bunların arkasından da ben belli bir noktada mesaj atıyorum, belli bir noktada şey yapıyorum. Hani Kemal'le özellikle. Çünkü Kemal biraz daha alımlıydı. Ne chatten biri ilginç bir şey yazdı dur. Belli bir nokta. Şükrü konuşursan biter gibi bir şey demiş Ceho'ya. Onu bana demedi abi. Ya oğlum düzgün takip edin lan, onu sikeceğim şimdi ha. Onu bana demedi abi, onu ortaya dedi adam. Ne alaka buna koyayım. Bana mesaj falan atmadı Şükrü. Abi yarram hesabını yaptım. Ne oluyor lan, ne oluyor? Noktada şey yapıyorum hani Kemal'le özellikle. Çünkü Kemal biraz daha alımlıydı. Ferit'in duygusal tarafını bildiğim için onun o duygusallığını... Abi iki tarafta dürüst değil, işin özü paraya dayanıyor. Çağrı BBL altında kontratçı olarak durmaması gerektiği kadar büyüdüğü için mantıken ayrılmak istiyor. Karşı tarafta buna alınıyor. Hayır abi, hepiniz yanlış düşünüyorsunuz. Hiç kimse olayı anlamamış. Olayı her zamanki gibi sadece ben anladım. Çünkü tek zeki adam benim bu dünyadaki. Abi olay şu. Bunların arkadaşlıkları egosal problemlerden ötürü ve parasal problemlerden ötürü Çağrı BBL'in içindeyken zaten bence zedelenmeye başlamış. Tamam mı? Aynen. Aynen. Zaten zedelenmeye başlamış. Karşılıklı hırslar başlamış ve... Onu Allah bilir. Ya gördün mü? Ve kadın dünyasında çok kullanılan bir terim vardır. Frenemies. Frenemies yani friend ve enemy. Ahmet yarra hem dost yaptım lan. Hem arkadaş. Hem dost hem arkadaş. Frenemies. Bunlar frenemi olmuşlar abi. Tamam mı? Hem arkadaşlar hem düşmanlar yani. Hem arkadaşlar ama bir anlamda birbirlerini kıskanır bir pozisyona girmişler. Tamam mı? Not alın bunları. Birbirlerini kıskanır bir pozisyona girmişler. Ve ilk fırsatta da var olan 3 yıllık kontratını yakmaktansa ilk fırsatta da Hype kontratı biter bitmez demiş ki aga iş konusunda ben sizinle devam etmek istemiyorum. Bu ultimatomdan sonra arkadaşlıkları bir süre devam etmiş. İşte ortak bazı projeler, ortak bazı işte sponsorlu işler vesaireler bilmem neler. Bir süre devam etmiş ama o da çok devam etmemiş. Arkadaşlık bitmiş. Tamamıyla. Tamam mı? Olay bundan ibaret aslında. Ve işin bu aslını, işin bu kısmını ne Ferit çıkıp söyleyebilmiş, ne Çağrı çıkıp söyleyebilmiş. Olay bu. Arkadaşlık zaten ayrılmadan önce bitmiş ve çıkacağını zaten Hype aylar önceden kafasına koymuş büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle koymuş zaten adam bunu kafasına. O sebep veya bu sebepten ötürü. Benim anladığım bu arkadaşlar. Az önce yarrağını kaşıyordun sen ya. İkisini de dinledim, ben bunu anladım. Batu'ya da sormak lazım, o daha iyi bilir. Az önce yarrağını kaşıyordun sen ya. Hislerini anlayabildiğim için zaten ben bir şey orada ekstra bir şey demek istemiyorum, anladın mı? Çünkü geçmişteki hukukumuz ve arkadaşlığımıza dayanarak yani bunu da yapıyorum. O yüzden hani ekstra kalbimizi kırmayalım, birbirimizin kalbini kırmayalım. Arkadaşlık noktasında bir noktada tekrar aynı noktaya geliriz belki dedim yani. Yoksa tabii ki arkalarından bir iş mi çevirdim? Hayır. Veya birisine kötü bir şey mi söyledim? Hayır. Bizim onlarla bir şekilde Ferit'le olan bağım, bir şekilde Ferit'le olan arkadaşlığım yine arkadaşlık bağlamında her zaman belli bir çerçevede devam edebilecek kapasitedeydi zaten. Bu kadar basit değildi yani. Hani bir de şöyle bir noktaya getiriliyor olay. Ben bunun farkındayım. Ben izleyicilerime bu konuyla alakalı sanki ben bir dolduruşta bulunuyormuşum. Sanki ben bu konuyla alakalı böyle kötü bir yorum yapmışım. Lan ben BBL'den ayrıldıktan sonra bile şunu dedim ya. Her zaman arkasındayım ve destekliyorum. Bunlar benim kardeşim dedim yani. İşte ağzımdan size karşı o tarafa veya herhangi birine size karşı bir doldurma benden gördünüz mü böyle Berket? Veya bir insanı burada bir noktada hedef gösterdim ben bugüne kadar? Hayır. Discord'umda da hayır. Kaldı ki benim Discord'umda zaten herkesin yetkisi var abi. Girip bakabiliyorlar yani. Hani böyleymiş gibi dans ediliyor yani. Anladın mı? Bu saçma geliyor bana da. Babacığım. Direkt sana katılmıyorum abi. Çıkarken diyorsun ki bize psikolojim kötü durumda şu anda. Belki yayın bile açmayabilirim. Başka bir yola... Ya bir siktir git amına koyayım. İstemiyorum şu anda. Bir bakalım tek başıma ne yapıyorum diye çıktım. Bir hafta sonra içerik spamlemeye başladın. Biz senin elini kolunu mu bağlıyorduk? Biz sana bir şey mi yapıyorduk? Şunu yapamazsın mı diyorduk? İçerik spamlemem mi yani burada sorun? Benim kendi yayınlarımı geliştirme çalışmam bir problem mi yarattı yani o zaman? Ben bunu anlayamadım ya. Ne alaka abi? Ne alaka abi? Ben ekibimle bir şeyler yaptım. Burada gördünüz Google'de mobil yayınlar denedik bilmem ne denedik. Onu da kaç ay sonrasında denedik yani ekstralarını. Anlatabiliyor muyum? Ne yapsaydım yani? Sen belki... Ya bu bir kamçıdır. Yani böyle anlarda insan kamçılanır. Yani mesela işte psikolojisi dağın, morali düşük. BBL'den de ayrılma kararı alıyor. Oturuyor muhtemelen. Ne yapacağımı şu anda ben de kestiremiyorum modunda bir şekilde muhtemelen o sırada Çağrı. Ekibi geliyor falan diyor ki abi yaparız, daha iyisini yaparız, muhteşem işler yaparız, toparlarız, eskisinden daha başarılı oluruz gibi bir muhtemelen bir ortaklaşa çemberli bir gazlama sistemi oluşur. Ondan sonra düştüğün yerden daha hırslı bir şekilde kalkarsın yani. Yapılır yani bu, yapılmayacak şey değil. Ben bunu hayatımda 3-5 kere yapmış adamım zaten. Oğlum kendi ben adıma. Mi yaptım? Bu normal. İşi bırakırım dedim. Evet, müziğe geçme planı içerisindeydim. Bu sene kötü bir sene başlangıcıydı benim için. Kafamda bazı şeyleri düşündüm. Ve yani şöyle bir şey var arkadaşlar. Şimdi ortada bir şirket var, tamam mı? Bu şirketin ortakları var. Ve bu şirketin iyi olması için elimizden geleni yapan talentlar da var. Ben de bunlardan biriydim. Ve onlarla beraber geçirdiğim zamanda da her zaman en iyisini yapmaya çalıştım. Ben hiçbir zaman öyle bir adam değilim yani. Kendimden kısıp başka bir şey yapmaya çalışan bir adam değilim, anladın mı? Ben bir ortamdaysam ortamı en iyi hale getirecek şekle getirecek şekilde kendimden vermeye çalıştım zaten. Sözleşmem bitti. Sene başında hem anneannemi hem dedemi kaybettim. Hem de deprem duyguları falan filan üst üste geldi. Sonra dedim ki acaba müziğe mi yönelmeliyim? Daha duygusal bir dönem dedim. İnsan olabilir abi. Yani böyle düşüncelere dalmış olabilir. Bunu arkadaşımsın diye paylaştım. Yoksa hani şöyle bir şey var abi. Ben arkadaşlığımız bitti. Bundan sonra... Bir de şöyle bir durum var. Yorumumuzda Çağrı'yı mı kazanırken sponsor bulamadılar söylemişler Çağrı'ya. Ama aynı dönemde iki kazanan Özge'ye Popeyes sponsor olmuş. Arkadaşlar bunu daha önce anlattım. Twitch'te en çok izlenen yayıncılardan birisiyim ama en az sponsor alan yayıncılardan birisiyim. Yani bunun sebebi belli. Firmalar bazı sebeplerden bazı insanlara sponsor olmak istemeyebilirler. Bu kadar basit yani. Yayınında amcık dersin, adam der ki bu küfrediyor, olmayacağım der. Yani firmaların içinde beyaz yakalı, bu ortamları hiç bilmeyen aptal saptal müdürler bu bütçelerin dağıtımıyla ilgili kararlar alıyorlar. Çağrı'ya bakar der ki buna lan sigara içiyorlar, buna lan küfür ediyorlar. Olmaz mesela sponsor. Özge'ye bakar, daha family friendly, işte presentable bir kadın görür. Der ki ben buna sponsor olacağım. Bu iş böyle arkadaşlar. Vallahi böyle yani. Bu vallahi böyle. Yani o konuda ben açıkçası Çağrı'ya sponsor bulamadım. Ha, Çağrı gibi birine sponsor bulunmaz mı? Bulunur. İlla ki bulur. Ya Çağrı gibi birine sponsor bulamamak diye bir şey söz konusu olmaması lazım BBL gibi bir ajans için. Ama Popeyes neden Özge sponsor oldu da Çağrı'ya olmadı sorusu çok salakça bir soru. Kusura bakmayın. İşin içinden birisi olarak söylüyorum. Sırf kadın diye sponsor olan markalar var mesela. Diyor ki biz bütçemizi ayırdık diyor. Kadın influencer istiyoruz diyor. Neden diyorsun? Ya kadın influencer istiyoruz diyor abi. Ona yok abi biz sana Çağrı verelim diyemiyorsun yani. Şirket olarak diyemiyorsun yani biz sana Çağrı verelim diyemezsin. Adam der ki o zaman biz başka ajansa bakalım der. Yani bu kadar basit. Anlatabiliyor muyum? Ha, ama Çağrı gibi birine sponsor bulunur mu? Vallahi bulunur ya. Yani bulunur. Bulunur Batı, bulunur. Sonra selam bile yok mu dedim yani. Ne dedi? Ve ben her zaman da bir noktada beni davet ettiğinizde de ben gelmedim mi ya da? Anlamadım. İçerik spamlemeye başladı. Sizdeyken eli kolu bağlamaydı. Ben sizin sıkıntılarınızın... Abi İKAS'la ilgili bir bilgi gelmiş. Ben o dediğini direkt İKAS'a bildiriyorum. Ben ondan anlamam. Çağrı siyasi biri değil ki, diğer sponsor sağlam herifler sigara içmiyor mu, küfür etmiyor mu? Abi artık savunma. Ya Voxic vallahi banlayacağım seni. Ben seni banlayacağım. Şu an Twitter'daki Malorospu çocukları gibi oldun. Neredesin sen? Ben seni banlayacağım kanka. Bir şey savunmuyorum. Ben sana işin aslını söylüyorum. Ben sana işin aslını söylüyorum. İşin aslını duymak istiyor musun? Yani şu aptallığınızdan vazgeçin. Benim istediğim şeyi söylemedi yayıncı. O zaman işte şunu savunuyordur. Aklından bu geçiyordur. Fikrinde bu vardır. Bu aptallıktan vazgeçin. Böyle bir şey değil. Ben sana işin aslını söylüyorum. Yani... Hayır, üstüne bir de ekliyorum. Üstüne bir de ekliyorum. Diyorum ki kardeşim çare illaki bulunur diyorum. Sen bana savunma diyorsun. Aptal orospu çocuğu. Sen aptal bir orospu çocuğusun maalesef. Yani yapacak bir şey yok. Hani üstüne bir de eklemesem diyeceğim ki haklısın, evet burada Ferit'i savunuyormuşum gibi göründüm diyeceğim de değil yani, o da değil. Dümdüz malsın yani, yapacak bir şey yok. Nick'i çok uzun şunun ya. Dur şuradan kopyalayayım. Görüşürüz kardeşim. Aga üslup. Kusura bakma ama biz bu dramayı yeni mi yaşıyoruz? Sadece senin ekibinde olan şeyleri dışarı çıkmasın diye çok dikkat edin ve biz detaylı yanlış bir süre sonra büyümeye başlamış insanlar kendine pastadan payı alan fazlasını istiyor ve gidiyor, kısacası bu. Ben zaten oldum kazanıyorum kimseye ihtiyacım yok düşüncesinden sonra her şey bitiyor. Doğrusu bu değil mi? Yani ama mesele zaten dediğim gibi ayrılmadan önce aralarındaki münasebet bitmiş bence. Yo, sizdeyken de elim kolum bağlı değildi. Yani zaten beraberken de yaptığım içerikler olmasaydı zaten muhtemelen bu kadar seven de olmayacaktı yani. Ya taktığımdan değil abi yani. Mazlumu falan oynadı. Yanlış cümleler yani bunlar, anladın mı? Ha, mazlumu niye oynayayım abi ben? Mazlumluk bir durumda değilim ki amına koyayım yani. Mazlumu oynayayım. Neyin mazlumiyeti yani bu, anladın mı? Saygımı kaybetmek istemiyorum yani. Derdim bu. Herhangi bir insanı yanlış yönlendirmek de istemiyorum. Öyle bir şey atmayın, bir şey dinliyoruz ya. Yapmadığım halde böyle lanse edilmesine rağmen, anladın mı? Olay bu yani. İnşallah daha başarılı olursunuz gittiğiniz yolda. Ya ben de sonuçta kendi planımı ve ekibimin özelinde bir planı dedim. Ben dedim ki zaten çıkarken başka bir ajansa girmeyeceğim yani. Başka bir ajansın çatısı altına girmeyeceğim. Yani böyle size rakip olacak gibi düşünmeyin yani, beni anladın mı? Hani öyle bir durum kitle gelir diye anlık bir umutlanmıştık. Değil. Yeni arkadaşlık çerçevesi içerisinde yine bir şeyler yapabiliriz yani dedim. Kaan Felix'te mesela beraber yayın yaptık. Kaan BBL'de bu olaylar olmasaydı Kemal'le müzik yayını yapacaktık. Mevzular bu kadar bu noktaya gelmeseydi Kemal'le müzik yayını yapacaktık. Şeyi yakaladım ama Kemal, Çağrı, Orkun beraber video çekiyorlarmış. Kemal diyor ki sonrasında diyor bana diyor hiçbir şey demeden bunlar ikisi devam ettiler o konsepte diyor. Sonra Çağrı bununla ilgili açıklama yaptı. Çağrı diyor ki yo diyor, Kemal defalarca aranmasına çağrılmasına rağmen gelmedi. Sonra da... Yarrak fikrini mi sorduk? Orospu çocuğu. Ya sordunuz ki anlatıyoruz birader. Sonra da başka bir sponsor gelip benle Orkun istedi. Biz de bu şekilde devam ettik diyor. Swaggy ile arkadaşız. Grubumuz var. Zaten Discord... Kemal... Ahmet yarrağım. Ya bir durun, bir şey anlatıyoruz ya. Kemal işte uyumuş mesela, gitmemiş çekime falan. Yani yayınlara geliyordu, gidiyordu. Mert kaldı ki bir yerde benim ekibimdeki Mert gibi. Çıkın oradan. O zaman BBL'den ayrıldıktan sonra Çağrı'ya sponsor yapmasını nasıl açıklayacaksın abi? Açık konuşalım. Bu ayıptır, emeğe yazıktır. Ayrıldıktan... Kardeşim, Aslıcan, bebeğim, canım, bir tanem. Ne dedim? Hype gibi birine de BBL gibi bir ajansın sponsor bulması lazım. Bu şart. Bulursun Hype'da diyorum. Ama ama Popeyes konusunda bu kadar emin konuşmayın diyorum. Popeyes konusunda bu kadar emin konuşmayın diyorum. Yani Çağrı'ya Popeyes gelmedi de Özge'ye geldi. Niye geldi? Onu abi marka özelinde konuşmayın diyorum. Çünkü marka özelinde marka gelip dümdüz erkek istemiyorum diyebilir abi. Yani Türkçe konuşabilmek önemli. Türkçe konuşabilmek. Diyorum ki Hype gibi birine, BBL gibi bir ajansın reklam ayarlaması, sponsor bulması kolay ve elzem ve olmalı. Bu bir kenara. Bak bunu aldık bir kenara koyduk Aslı. Bak maymunu anlatır gibi. Bunu bir aldık kenara koyduk. Başka bir sayfa açtık. O sayfada da diyorum ki Popeyes konusunda Çağrı'ya... Son 1000 lira orospu çocuğu böyle domates. Çağrı'ya ayarlayamayıp Özge'ye ayarlamak gibi bir durum belki de söz konusu değildir. Çünkü markalar gelir bazen hiçbir sebebi yokken der ki kardeşim ben kadın influencer istiyorum. Ya da der ki bu sigara içiyor. Ya da der ki bu küfür ediyor. Ben family friendly influencer. Onu Allah bilir. Ya gördün mü? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tamam, Kazıklı'nın yayınından SS diyorlar dayı, toplantıdayız. Doğru mu? Ya bu ne artık, yeter artık ya. Bu yayından mı aldınız bu sesi? Kazıklı Maria yayınından mı? Bu real mi? Yayından mı dümdüz? Vay anasını avradını ya. Değil mi? Ya benim o tarafa karşı böyle bir duruşum sence olabilir mi yani? Öyle bir hani şey yapma durumu olabilir mi yani? Ve bu isimlerin hepsinde ben elimden geldiği kadar kontentlerime dahil edip herhangi bir şey uygulamadım yani. Abi herkesin kendi şeyi ve hiçbir zaman da şey demedim yani. Sen BBL'desin, sen şuradasın, sen buradasın. Benim için bir yerde olması önemli değil. Sonuçta kaldı ki bir ajans yani. Hiç algı yapmaya çalışmadım. Hiçbir şey yönetmeye çalışmadım. Sadece ve sadece tüm samimiyetimle gerçekten bu konunun ekran önünde bu kadar noktaya geldim. Abi tartışalım diyorsun, senin fikrine karşı bir şey diyoruz. Kardeşim fikrime karşı bir şey demedi. Bana Ferit'i savunuyorsun dedi. Oysa alakası yok. Bir noktadan böyle küçücük bir şeyden tekrar patlamaya başlaması. Bunlar saçma abi. Anladın mı? Soru işaretin varsa ararsın, açarsın telefonu, dersin ki ben de böyle bir konu var. Oturmadan amına koyayım dersin yani kafama. Ortak gibiydik diye bir şey yok abi. Ortak gibiydik diye bir şey yok yani. Anladın? Ortak gibiydik. Yani oradaki gibiydik ne alaka yani, anladın mı? Tabii ki ortak değildik yani. Ortak gibiydik başka bir şey. Ortak olmak başka bir şey yani. Şimdi orada belli bir plan var. Benim orada ortak gibiydik muhabbeti şey gibi biraz. Hani biz önemli kararlar verirken Çağrı'yı dinliyorduk gibi bir ortak gibiydik. O çünkü ortak gibi öyle olmaz yani. Ortak gibi de payını verirsin adama öyle yani. Belli bir enerji, demek ki enerjimi düşük görmüşüm. Belli bir noktada sonuçta eğlence yayını yapıyorum arkadaşlar. Burada eğlenmeye çalışıyoruz hepimiz. Kafa dağıtmaya çalışıyoruz. Ve bunu yaparken de sana modunda olması gerekiyor, doğru mu? Ve belli bir süren var aslında, bunu yapma süren var. Yani bu gerçekten 15 sene daha yapabileceğim, 15 sene daha aynı ritimle devam edebileceğim bir iş değil zaten. Bu bir gerçek yani. Time başlamış durumda aslında hepimiz için. Ama şimdi bir tarafta ben kendim için bir B planım yok, bir C planım yok. Aynen böyle dedim. Benim bir B planım yok, benim bir C planım da yok. Ortak gibi olabiliriz ama ortak değil sonuçta, doğru mu? Ama ben ortak olmak niyetinde de değildim zaten. Öyle bir derdim de yoktu. Ben elimden geleni verdiğim ama. Ben elimde bir silah bekletmedim. Elimde bir şey tutmadım yani, anlatabiliyor muyum? Ben elimden geleni, orada faydalı olabilecek kadarını karşımdakine, beraber çalıştığım insanlara verdim. Çıkınca da kendi planımı, kendi B planımı gerçekleştirmeye başladım. Eğer ben psikolojiyi, bu sene başındaki psikolojiyi atlatamasaydım ve yayınlara bıraksaydım problem olacak mıydı? Olmayacaktı değil mi? Aa yok abi, DC falan yok. Bu böyle bir konu değil yani. Bunun ekstra drama, ekstra uzaması, ekstra bilmem ne yapması beni artık rahatsız etmeye başladı. Burada ağızdan çıkan kelimelere ve cümlelere dikkat edilmeye başlansın. Benden bir uyarı. Bu kelimeler özenle... Ya bu olmamış işte ya. Ya bence her şeye rağmen bu kadar racon koymasına gerek yok. Toplantıdayız. Seçilmeye başlanırsa iyi olur. Tatsız bir hale doğru gidiyor. Beni içine çekmeye çalıştığın şeyin çekemezsiniz. Onu söyleyeyim. Bunlara gerek yok yani. Bu ekstralara gerek yok. Anlatabiliyor muyum? Herkes işini gücüne dönsün. Lütfen. Herkes işine gücüne dönsün. Siz değerli izleyenler için de aynı şey geçerli. Sizler de lütfen bu konuların çok peşinden koşmayın. Tamam mı? Ben herhangi birinize hiçbir şekilde yönlendirme yapmadım. Yapmam da. Zaten bunu biliyorsunuz. Ben burada bir şey demedikçe, birileri bir şey demeye başlarsa eğer, zaten benim tutabileceğim bir durum yok yani bu konuda. Anladın mı? O yüzden de ekstra abartmaya da gerek yok. Ben kimsenin hiçbir yerde kötülüğünü istemedim. Sadece bu bir gerçek. Bu kadar kafi. Oluyor lan. Interstellar gibi film önerin. Ne oluyor amına koyayım? Yıldızlar arası. Bu aynı amına koyayım. Ne oluyor abi? Yanımdayız katman olarak iyi yayınlar. Abi niye at geldi? TL göndermiş. Eyvallah brocum, çok teşekkür ederim. Bir daha alalım onu. Oğlum ben oyun oynarken böyle 1000 lira atıp ekranı kaplayacaksınız. Ana avrat söverim o 1000 lira atana. Abi canım. Dümdüz söverim ya. Sıkma, ortada bir mevzu yok. Yıl sonu ödüller için konular değişmiş. Sanki bir tık yanımdayız. Katman olarak iyi yayınlar. Tuveus 1000 TL göndermiş. Eyvallah brocum, çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. İlk nasıl başladı bu muhabbet? Orijinin ilk nasıl başladı lan? Ferit ne dedi? Kemal mi Ferit mi? Ha doğru da, evet, demans hastası o kadar B12 alıyoruz. Bir sikime yaramıyor ya. Bir sikime yaramıyor. Açmayacağım senin bana amcık. Sırtında onlarca hançer yarasıyla old friend için ne savaşlar veriyor Cahom. Sen bunların benzer versiyonu, hatta daha hardlarını çok kez yaşadın. Hiçbir savaş falan vermiyorum. Bunu sen Nimo'ya geçince yapmıştı gönderme olarak. Hayır ilk Kemal takipten çıktı Çağrı'yı. Doğru mu? O şekilde başladı. Dur. Sonra mazlumu oynadı. Yayıncı olmuş, iyi manipüle etmiş muhabbetleri oldu. Okan tweet attı. Ufak dokundurmalardan birisi 5.25 önce Okan, sonra Ferit. 50 dolarlık. Eğer hala buradaysa, burada olmayabilir çünkü onun sağ solu çok belli olmuyor. Çağrı Ergün, burada mısın? Geliyor. Abi bunda ne var? Ben göremedim. Ben ne kaçırdım? Vallahi anlamadım. Ben mi çok safım amını? Bana biri böyle bir şey dese vallahi alınmam. Ya yuhlayan piçleri geç. Yani Oy Demirel ne dedi? Ki çok da yıldızımızın barıştığı biri değildir amına koyayım. Oy Demirel ne dedi? Burada yaralayıcı. Oğlum anlatın amına koyayım. Yuhalayanları siktir et, onlar bir grup. Evet, hoş geldin Çağrı. BBL'in devi mi? Siz galiba Ayberk'i görmediniz daha. Ayberk'cim çok pardon. Vallahi özür dilerim. Arkadaşlar selamlar herkese. Biz bu takımı internet kafelerde... Neydi lan? Valorant kanka bugün. Şimdi Valorant. Okan abi dedi ki fanatik dedi, istiyorum dedi. Evet. Ya bizim gibi fanatikler, yani fanatik demeyelim de destekçiler diyelim. Yani gönül verenler. Bizim böyle şovla falan işimiz olmadığı için yürekten de... Bu etkinliğe gidenler, abi bu etkinlikte rapçiler çıktı. Çin çopa şey falan dedi, biz çok seviyoruz BBL falan dedi. Çok cringe'di ya. Desteklediğimiz için yani günün sonunda. Hayatında bilgisayar oyunu oynamamış rapçiler falan çıktı. Ama çok güzel bir etkinlik olmuş. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten hani mükemmel bir ambiyans var. Umarım keyif almışsındır. Çok keyifli. Ben fut kazanacak dediydim, fut kazandı. Hayır, Çağrı'ya bu söylenen... Arkadaşlar Çağrı'ya bu söylenen sertse bir dakika... Şey yok mu burada? Amına kodumun şişkosu diyorlar hep beraber bana. Ben pinti pandacıyım falan diyor. Ya buna ayıp diyorsanız o zaman orada ben silahlarla dalmam lazım mekana. Buna ayıp diyorsanız yani. Sana en büyük top maç verir. İnanılmaz derecede güzel. Bunu bulsun biri ya. Ben Doğan'ı almayalım be. Teşekkür ederiz. Yani ilk önce ben etkinliğe bunun sözü muhabbet ama bu kadar çok demiş bugün. Neredeydi acaba? Geliyor ya? Geliyor. 2000 olabilir miyiz lan onu? Zorun önemli. Burada oldu çünkü. Burada abi. Orada değilse siktim belanı. VTC'ne sizinle oynamak zaman kaybı diyor. Yani diğer takımlarda BBL için söylüyor aynısını. Diğerle oynamak zaman kaybı diyor. Diğer takımlarda da. 0 alırız. 2-0. 2-0 kazanacağız. 2-1 alırız. Takıma da güveniyorum. Ama orada chatte de şişko Jahrein varmış. Futçu o biliyorsun. Tabii fut İnadına diyordu fut bugün yazdı. Sürekli aynen. Fut yazıyordu. Ben de pinti pandacıyım bugün. Peki bugünkü maç hakkında ne düşünüyorsun? Kolay. 2 ayıp lan. Bu ne oğlum? Bütün midyeciler toplanmış. Ne bu amına koyayım? Futçu o biliyorsun. Tabii fut diyordu bu. Şişko. Bu arada chatte de şişko Jahrein varmış. Futçu o biliyorsun. Tabii. Abi şişko diyor ya. Fut diyordu bugün yazdı, sürekli aynen. Fut yazıyordu. Ben de pinti pandacıyım bugün. Peki bugünkü maç hakkında ne düşünüyorsun? Kolay. 2-0 alırız. 2-0. 2-0 kazanacağız. 2-1 alırız. Takıma da güveniyorum. Ama... Nice oldu! Yes! Bu ne? Pearl'ü verdik. İkinci map'imiz Heaven. Bizim map'imiz Pearl, onların map'iydi. Şimdi infosuz alınacak ama info top be. Abi ya ne yapacağız ya? Al ele! Kabus bu ya. Ek oyun kazandı. Ve bu son ikili mesaj çok net bir şekilde. VTC'ne sizinle oynamak zaman kaybı. Neyse bu başka günün hikayesi. Abi bence... saçmalama sus sen de siyasetin bassın ya. Ya bence Çağrı'yı kendinle kıyaslayarak hata yapıyorsun. Sen kendini kanıtlamış bir yayıncısın. Çağrı ise kanıtlamaya çalışan bir yayıncı. O zamanlar bu... Ben mi? Ben hiç Çağrı'yla kendimi kıyaslamadım ya. Hiç ne abi alaka? Abi saçmalama sus sen de siyasetin bassın ya. Hiç öyle... Ne alaka ya? Abi senin... saçmalama sus sen de siyasetin bassın ya. Abi senin iyi parti fonlu. Abi saçmalama sus sen de siyasetin bassın ya. Çağrı'nın yüzlerce hakaret tarzı var ve işte onların bir kısmı taciz ediyor ama cezaevine girmiyor. Hiç böyle bir şey olmadı. Acaba arkasında ağır isimler mi var? Detay yaz. Abi saçmalama sus sen de siyasetin bassın ya. Bu orospu çocuğu aylardır yıllardır benimle uğraşıyor ama tipsiz yüzsüz pezevengin biri. Neden bunun tweetini bana atıyorsunuz bilmiyorum arkadaşlar ya. Niye bana bunları atıyorsunuz? Gerçekten neden önemli? Hiç anlamıyorum. Çıkın oradan. Orospu çocuğunun biri yani. Neden anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum. Şöyle bir video geldi bakalım. Oha. Let's go. Haber vermediler de çok önemli değil, çok basit kimden. Ya ben işte öyle bir insana dönüşmek istemiyorum arkadaşlar. Çağrılmadığını açıklamıştı. Kemal abi Orkun'un videosuna... Son videoda bana haber vermediler. Şeyi bozdu. Orkun'la Çağrı haber vermedi videoyu çekeceğiz diye. Dün bir şey çekmişler, ona haber vermediler de çok da önemli değil ya. İhtiyaçları vardı. Birlikte yaptığımız content değil miydi? Birlikte yaptığımız contentti. En sonuncuya ben gitmemiştim. Belki onlar bozulmuştur. Ama hastaydım ben ya, hasta olduğumu da söylemiştim. Sonuncuya da haber vermediler de çok önemli değil, çok basit kimden. Ya ben işte öyle bir insana dönüşmek istemiyorum arkadaşlar. Tek sevmediğim, artık bu ortamları sevmeme sebebim. Biraz daha böyle işte müzik yapayım, bilmem neler yapayım, parasal bir derdim de kalmadı yani. Bu insanların o yaşlarda olmalarına rağmen, artık 30 plus yaşlarında olmalarına rağmen paraya ihtiyaçları var. Şana şöhrete ihtiyaçları var. Ben de o tripte bir adam değilim. Çok da iplemiyorum. Olsa da olur, olmasa da olur modundayım yani. İsteyen istediği gibi takılabilir, davranabilir. Ben artık dediğim gibi çok görüşmemeyi, çok o ortamda bulunmamayı olmayı tercih ediyorum. Mutlu olmak önemli olan diye düşünüyorum. Ya abi Allah aşkına herkesin paraya ihtiyacı var ya. Bu paraya ihtiyacım yok tribi büyük yalan bu arada. Ya hele senin gibi birinin çok var Kemal, gözünü seveyim deme bunu ya. Ha şey diyebilirsin. Ben para işini çözdüm, bitirdim. Hayatımın sonuna kadar setim diyebilirsin. Bak okey. Bunda tamamım. Ama insanların paraya ihtiyacı var ya da para kazanmak istiyorlar diye insanları küçümsemek, yukarıdan bakış atmak çok saçma yani abi. Parayı olayını bitirdim diyebilirsin. Bunda sorun yok. Ben biraz üzülüyorum. Ben çok duygusal düşünmüyorum ya. Bu şey işte iş ya bu da artık. Yani insanların gözünde böyle çok duygusal şey bir şey gibi olsa da Twitch olayları. Bir saniye arkadaşlar. Bir saniye. Bir saniye. Şu anda sabahtan beri haraslıyor. He. Alo. Merhaba. Numaramı nereden aldın? Ben senin numaranı nereden aldım? Sen bana yazdın. Kimin numarasını nereye atmışım? Ben yayındayım şu an. Ne anlatıyorsun bacım ya? Sen kimi aradın? Nereye kızım? Sen kimi aradın? Ben 35 yaşında evli bir adamım. Adım Jahrein Ahmet Sonuç. Şu an yayındayım. Ne anlatıyorsun? Yemişler seni. Ne anlatıyorsun çocuğum sen? İyi akşamlar canım. Bir kızın numarasını bir yerde paylaşmışlar. Sen benim numaramı niye paylaştın diyor. Ben sana niye 75 lira veriyorum? Sen bana 25 vereceksin. Ben sana... Yo! Ne kadar salak bir konuşma oldu. Yemişler kızı ya. Kızı kandırmışlar. Bilmem, benimle alakası yok. Savcılığa gitsin. İş yani bu. İnsanlar buna iş diye bakıyor. Ağladığım var yani. Arkadaşlar ne düşündüğünüz çok umurumda değil ya. Siz bugün biri hype diye onu seversiniz. Yarın başka birini seversiniz. Ben sadece... Furkan'ın bu yıllar önce Furkan'ın çözdüğü felsefedir aga bu. O ne diyor Furkan? Furkanito. Ne demişti House of Gamers'ta? Chat bugün var, yarın yok aga. Bu felsefe. Sadece kendi hype olduğum dönemde size insanlara karşı toksik olmamayı öğrettim. Şu an sizin sevdiğiniz insanlar bunu yapmıyor. Bu da benim sorumluluğumda olan bir şey değil. Ama ben kimseye saldırtmadım kimseyi yani. Sizin de şu an bana veya benimle ilgili yakın kişilere saldırmamanız lazım diye düşünmekteyim. Sizinle bir alakası yok. Bunun kitleyle bir alakası yok. Sevmediğim, beğenmediğim kitleyi biliyorsunuz zaten. Zamanında evet. Ben onu bilmem. Ben Ali'ciyim aga. Yaşım ilerledikçe sevmemeye, beğenmemeye başladım. Ama yani bunun gelip böyle sizinle herhangi bir alakası yok ki. Sizin almanıza gerek yok ki. Yani benim tek amacım bireysel. Kendi adıma söyleyeyim. Kimse üstüne alınmasın. Ben böyle 30'larında 35'lerinde hala GTA'da araba... Ne? Dolabında ne var ben bilmiyorum ki. Belli yaş aralığındaki çocukları güldürüp eğlendiren bir insan olmak istemiyorum ileride. Daha gelişmiş, daha güzel şeyler yapmak istiyorum. Daha duygusal şeyler yapmak istiyorum yeri geldiğinde. Geçmişte bunu yapmış olsam da yaşım küçüktü. Eğleniyordum. Keyifliydi. Beraber eğlendik. Beraber güldük. Hatta 2 gün önce konuşmadık biz onu. Evet, çok eğleniyormuşuz o zaman. Yaptık bitti işte yani 5 yıl yaptık. Arkadaşlar burada iş ya, burada yayın açacak herkesin birikimi, geçmişi falan olmak zorunda değil. Birikimi geçmiş olmadan mesela birikim geçmiş satmaya, pazarlamaya çalışsa o zaman komik olurdu. Anlatabiliyor muyum? Kemal'in öyle bir tutumu yok zaten. Abi Ferit şu an mesaj attı. Diyor ki ben diyor Çağrı'yla konuştum bu akşam. 2 saat telefondaydık. Aramızdaki meseleyi çözdük. Tamam. Lodgerox olmuş. Bitti mi bu konu artık? Takip etmemiz gerekmiyor mu? Soruyorum. O soruyu soruyorum. Kim kazandı? İki tarafında yanlış anlaşıldığı yerler var. İletişimsizlik de bizi buraya getirdi. Olan bize oldu cevabını mı aç? Ya senin nick'in çok uzun, onu yazamam ben. Ağlama hadi oyna. Ama konuştuk bayağı, birbirimizin hassas olduğu noktalara değindik vesaire. Kazanan Twitch. Siyasetiniz batsın amına koyayım. Sonunda bu drama da bitti diyor. Siyasetiniz batsın amına koyayım. Evet, siyasetiniz batsın.